Türkiye'nin Ege'den yayın yapan tek televizyonu Ege TV ekranlarında Kentin Aynası programında sizlerle beraberiz. Kentin Aynası'nın bugünkü konukları Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Denizli İl Başkanı Rıza Bayram ve Pamukkale İlçe Başkanı Sayın Ramazan Altınay. Rıza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayhan Bey. Ramazan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, geçtiğimiz günlerde de konuk almıştık Rıza Bayram'ı, Sayın İl Başkanı'nı ve o gün partinin kuruluş sürecini, Türkiye ve dünyada çok büyük sıkıntılara neden olan pandemi sürecini, ekonomiye etkilerini, Denizli'de neler yaşandığını konuşmuştuk. Aslında bir devam gibi düşünüp oradan başlamak istiyorum, sizin için de uygunsa. Tabii ki. Şimdi... Pandemiyle ilgili geçtiğimiz süreçte yapılanları eleştirmiştiniz ve pandemi sürecinin Ramazan ayının da girmesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni kararlar alındı. Bu kararlar doğrultusunda da kısmi kapanma süreci başladı. Bu kısmi kapanma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Alınan son kararları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun ekonomiye etkileri nasıl olur? Buradan başlayalım. Öncelikle tüm Türkiye'mize, Denizli'mize Ramazan-ı Şerif ayının mübarek getirmesini, bu bulunduğumuz hastalıktan, canı gönülden bir an evvel kurtulmasını temenni ediyorum öncelikle. Ege TV olarak tüm ailenize ve Ayhan Bey sizin de ekibinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ilgilerinden ve alakalarından dolayı. Pandemiyle ilgili demek istediklerim şunlardır. Şimdi 15-20 gün önce açıklanan kararlarda veya bir hafta önceki alınan kararlarla birbirini tutmadığını görüyoruz. Ben de bunun üstüne vurgulaya bahsettiğim gibi diğer partiler binlerce kişiyle kongre yaparken bu Türkiye'miz bizim sarı, mavi, birkaç tane ilimizde kırmızıydı. Şimdi herkes kongresini bitirdi. Binlerce kişiyle kongresini yaptı rahat bir şekilde. Canlı yayınlarda, gazetelerde yani vurgulaya bu yayını yaptılar ve evet, bunu gerçekleştirdiler. Şimdi ya bakıyorum bir hafta içinde Türkiye nasıl birden kırmızıya döndü? Neden kırmızıya döndü? Yine benim esnafım neden kapandı? Yani yine görüyorsunuz kahveler, restoranlar, yani bütün topluluğun bulunduğu işletmeler hepsi kapandı yine. Evet. Yine bütün esnafın sorduğu, hep aklına takılan cevaplar evet budu. Maalesef bu da yine eski düzene aldı. Yine kapandı. Yine esnafımız bu konuda zor durumda. Evet. Esnafın başta olmak üzere vatandaşların yaşadığı zorluklar zaten hepimizin malumu. Ekonomik olarak da zor durumda insanlar. Bunun çıkış yolu nedir? Nasıl bir yol haritası belirlemek gerekir? Ya bunun çıkış yolu, ben buradan halkımıza seslenmek istiyorum. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Lütfen aramızdaki sosyal mesafeyi, maskeyi, hijyeni kesinlikle unutmayalım. Biz bunu el birlik, el ele, sırt sırta vererek aşacağımız bir hastalık. Çünkü bu mahalle, ilçe, il, şehir seçmiyor. Evet. Tüm dünyada olan bir hastalık. Ondan dolayı biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ne kadar dikkat olabilirsek bu hastalıktan o kadar erken kurtulacağımıza inanıyorum. Evet, peki bu hastalığın ekonomik boyutları da çok ciddi anlamda. Az önce sizin de değindiğiniz gibi işletmeler kapalı, pek çok işletme kapalı, açık olanlar yarı üretimi yarı yarıya gerçekleştirebiliyor ve çok sayıda işsiz var maalesef. Bu yaşanan ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları ile ilgili parti olarak siz nasıl bir yol haritası belirliyorsunuz? Yani bugün iktidarda biz olsaydık, Milliyetçi Cumhuriyet Partisi olsaydı nasıl bir yol haritası belirlerdi? Vatandaşa, esnafa, dar gelirliye nasıl bir desteği olurdu? Bunları da konuşalım arzu ederseniz. Yani biz parti olarak şöyle düşünürdük. Öncelikle bu kapanan esnaflarımız için vergisinden, elektriğinden, kirasına kadar şeffaf bir şekilde, açık ve net bir şekilde yani yardımlarımızı sürekli bir sefere mahsus değil bu hastalık geçene kadar talepte bulunurduk veya yardımda bulunurduk. Dar gelirli aileler için, işsiz kişiler için, vatandaşımız için
bunlara da şeffaf bir şekilde yardımlar sürekli devamlı kaydıyla. Yani bir sefer verdim tamam ben yaptım oldu değil. Yani bu hastalık geçene kadar ekonomiyi daha rahatlatabilmek için, bu insanların psikolojisini biraz daha düzeltebilmek için bu yardımları biz parti olarak yapardık. Ama şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde. Yani bugün veriyoruz deyip de aylar sonra 10 kişinin 3 kişisi değil, tamamı almalı. Tamamı almalı ki faydalansın, insanlar borcunu ödesin. Bırak borcu da kenarıya bıraktık şu an için. Şu anda insanlar evine ekmek götürme derdinde. Evet. Yani şu anda borç kenarda. Biz kazanırsak öyle dönecek durumda halkının gördüğüm kadarıyla. Ama önce insanlar karnının doyurma peşinde. Peki bunun bu süreçte yine ekonomiyle ilgili Sayın Genel Başkanımızın önemli açıklamaları vardı. İşte özellikle her aileye bir ev gibi bir evet, her aileye bir ev, her eve bir iş. Bu bizim olmazsa olmazlarından bir tanesi. Kesinlikle biz bunu, bu projeyi hayata geçireceğiz. Kesinlikle Genel Başkanımız üstüne vurgulaya vurgulaya bahsettiği Fehmi Ataş Bey'in her eve bir iş, ev, pardon, her aileye bir ev, her eve bir iş. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Biz bunu gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Evet, umarım bir an önce gerçekleşir ve bu hastalık belasından da hepimiz kurtuluruz. Yanınızda ilçe başkanınız Sayın Ramazan Altınay da var. Biraz evet. Da yerel gündemi konuşalım istiyorum. İlçe başkanınızı yanınıza alıp geldiniz bugün ve Denizli'de atanan ilk ilçe başkanı Pamukkale ilçe başkanıydı. Öncelikle Pamukkale'ye verdiğiniz, önceliği Pamukkale'ye vermenizin özel bir nedeni var mıdır? Tabii ki de var. Tabii ki de var. Şimdi Pamukkale ilçemiz Türkiye'nin birincisidir. Öncelikle onu bir bahsedeyim size. Pamukkale 26 ilden daha büyük bir ilçedir. Evet, nüfus olarak. Nüfus olarak büyük bir ilçedir. Pamukkale kalesiyle olsun, karayatıyla olsun, yani narenciyesiyle olsun, turizmiyle olsun, tarımıyla olsun, hayvancılığıyla olsun, sanayisiyle olsun büyük bir ilçe. Evet. Yani bunun için tabii ki de önce ilk Pamukkale'yi biz ön planda tuttuğumuz için Ramazan Altınay'a bu görevi layık gördük. Kendisi de yıllardan beri tanıdığım, güvendiğim arkadaşlarımdandı. Sağ olsunlar bizi, bizim yolumuza inandılar, güvendiler ve bizimle yol yürümeye karar verdiler. Kendilerine de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum bu şerefi bize verdikleri için. Ramazan Başkanımıza sizlerin de önünde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah başarılarının devamını getirmesini temenni ediyorum. Benim diyeceklerim bu konuda bu kadar. Evet, teşekkür ederiz Rıza Bey. Ramazan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz de hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Pamukkale'nin çiçeği burnunda ilçe başkanı olarak buradasınız. Evet. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Öncelikle tüm Müslüman aleminin, Ramazan ayının tüm halkımızın hayırları vesile olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin bizi diyorum. Ben evliyim, iki çocuk babasıyım, esnafım, siyasi, uzun zamandır siyasi bir geçmişim var. Çok uzun zamandır siyasetle de uğraşıyorum. Daha önce de siyasi bir geçmişiniz var ama zor bir dönemde ilçe başkanlığı gibi, ki Pamukkale çok büyük bir ilçe, Pamukkale'nin ilçe başkanlığı görevini kabul ettiniz. Pamukkale ilçe başkanlığı pek çok şehirden daha büyük bir ilçeyi, belki de bir il başkanlığı kadar kıymetli bir nokta. Bu noktada bu kararı almanızın, Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nde siyasete devam etme kararı vermenizin özel bir nedeni var mıdır? Neden Milliyetçi Cumhuriyet Partisi ve neden Pamukkale? Şimdi şöyle söyleyeyim, Rıza Başkanımıza güvendim. Sayın Genel Başkanımıza da çıktığı yolda güvendim. Ve ülkemizde ikili bir kutuplaşma var. İttifaklar var malum. Artık ülkede vatandaşımız kutuplaşmaya ihtiyaç duymasın. Halkın özgürce oy verebileceği, özgürce sözlerini dile getirebileceği ve bizim de sadece halka çalışabileceğimize inandığım için ben bu partiyle yola çıktım. Bana bu görev verdikleri için de Sayın Genel Başkanım Fehmi Ataş Bey'e ve Rıza Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Hazırlıklarımız da var. ARGE çalışmalarımız var. Aynı zamanda sahadayız.
Halkın dilini biliyoruz. Biz de esnafız. Derdimiz var. Herkesin derdi var. Ama öncelikle halk bizim için. Evet. ARGE çalışmaları yapıyoruz. Sahadayız dediniz. Pamukkale az önce de söylediğimiz gibi pek çok şehirden büyük bir ilçe. Evet. Ve bu ilçede çalışma yürütmek de kıymetli. İlçe ile ilgili öncelikleriniz neler olacak? Neler planlıyorsunuz? Şimdi bizim Rıza Başkanım da söylediği gibi bir sloganımız var. O slogandan devam ediyoruz biz. Her aileye bir ev, her eve bir iş. Hı hı. Bu sloganla beraber arkadaşlarımız sahada çalışıyor, vatandaşımızın derdini dinliyor, elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz, iletebileceğimiz yerlere iletiyoruz. Aynı zamanda dediğiniz gibi Pamukkale çok büyük, 26 ilden büyük bir yer. Turizmi, ekonomisi, tarımı, hayvancılığı gayet had safhada yüksek bir yer. Bu zorlukları biliyoruz. Yani var ama şu anda pandemiden dolayı hepsi zorluk içinde. Yani elimizden geldiği kadar bu zorlukları aşmaya çalışacağız. Vatandaşımız evde yastığa kafasını koyarken rahat ve mutlu olmasını çalışacağız, sağlayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı düşünüyoruz. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak Pamukkale halkına siz neler söylemek istersiniz? Pamukkalelilerle, Pamukkalelilere Ege TV aracılığıyla son sözlerinizi alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz halkız, halkın içinden geldik. Esnafız. Esnafın da, vatandaşın da, emeklinin de, işçinin de derdini biliyoruz. Aynı dert bizde de var. Biz bu dertleri hep beraber, el ele, birlik, beraberlik içerisinde çözmek için bu yola çıktık. Evet. Allah nasip eder, bu görevi bize layık görürlerse, verdiğimiz sözün de arkasında duracağız. Genel Başkanım, Rıza Başkanım, ben, bütün çalışmalarımızı o safhada yapıyoruz. Sürekli görüşmelerimiz var. Bütün vatandaşlarımızı Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nde bekliyoruz. Çay içmeye de gelebilirler, üye olmaya da gelebilirler, yönetimimize de girmek isteyebilirler. Biz halkız dediğim gibi, herkese açığız. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rıza Başkanım, bize zaman ayırdınız yoğun programımızın içerisinde. Sizin de son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları alalım ve programımızı kapatalım. Tüm vatandaşlarımızı partimize üye olmaya, görev almaya, bizi desteklemelerini istiyoruz. Yanımızda olmalarını istiyoruz. Biz inandık. Onların da inanmalarını istiyoruz. Onlardan ricam, bizleri desteklemelerini bekliyoruz. Biz elimizden gelenin en güzelini yapacağımıza inandık ve bu yoldayız diyorum. Evet. Herkesi de partimize davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. De. Evet, Kentin Aynası programında bugünün konuğu Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Denizli İl Başkanı Rıza Bayram ve Pamukkale İlçe Başkanı Sayın Ramazan Altınay'dı. Kent gündemini, pandemi sürecini, Ramazan'da nasıl neler yaşandığını konuştuk. Bir dahaki programımızda buluşuncaya dek sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Her şeyden önemlisi o 1,5 metrelik sosyal mesafeye lütfen dikkat edin diyoruz.